Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Farming Simulator'un 15. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölüm büyük ahırımızı kurduk. İçerisinde hayvanları satın aldık. Daha sonrasında marketten şöyle bir yem satın almıştık. Yalnız bu yemi yemediler. Mineralli yem. Bunu yemediler. Sizin de bilginiz olsun. Siz de aynı hata yapmayın. Satın almayın bundan. Yani alacaksanız bile şöyle. Bu büyük ihtimalle çimlerle veya samanlarla karıştırılınca hayvanlar yiyor. Ben bundan bayağı bir aldım. Yani 22 tane almışım. Her neyse ben bunları topladım. Gördüğünüz gibi bu remorkun içerisini iskifledim. Artık bunları çimleri falan biçtiğimizde karıştırabiliyorsak karıştırıp öyle vereceğiz. Yoksa bu remorkun içerisinde duracak. Yani şu an atmayı da düşünmüyorum. Ziyan olacak çünkü. O kadar da para verdik. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölümde hasat işlemleriyle uğraşacağız. Yani karşıdaki buğdayımızı hasat edeceğiz. Daha sonra çimi biçeceğiz. Bunları balya haline getireceğiz ve hayvanlarımıza vereceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Şöyle isterseniz çim biçme makinesi kiralayarak işe başlayalım. Benim her zaman kiraladığım bir tane var zaten. Siz biliyorsunuz. Ve kiraladım. Onu direkt kiraladım. Daha sonrasında bunu yükleme vagonuna mı yüklesek yoksa balya haline mi getirsek burada biraz kararsızım. Yani çok fazla geldiğinde hani çim çok fazla geldiğinde mandıra almadığında ya da ahır almadığında biz bunları yere dökmek zorunda kalabiliriz. Ama bence o kadar da birçok çimimiz yok yani yere dökmeyiz. İki ahıra da doldururuz. Yani bir mandıramız bir ahırımız var. İkisine de doldururuz diye düşünüyorum. O yüzden yükleme vagonu kiralamak bizim için çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu 2346 euro. Balya makinesinin kirasına bakalım abi. Bu ne kadar? Yani mesela şu. Kiralayayım. 8000 euro. Yani arada bir uçurum var. O yüzden yükleme vagonunu kiralasak bizim için daha mantıklı olacak. Tamamdır. Şimdi çim biçme ve yükleme vagonunu kiraladık. Ot kurutma makinesi kiralamayı düşünmüyorum. Çünkü bence gerek yok. Namlu yapıcılar yani bu namlu yapıcılar dediği otu hep bir araya toplayan böyle çizgi haline getiren şey. Bunu kiralayabiliriz. Hatta satın bile alabiliriz bunu. Bize her zaman lazım oluyor gerçi de. Yani şu da olabilir. Bu çok farklı bir şeye benziyor ya. Bunu boş verin. Biz şunu kiralayarak işe başlayalım. Tamamdır. Şu an çim biçme için her şeyimizi ayarladık. Hemen bir şu işlemlere başlayalım. Ya elimde bulunan yemi de ona göre hani çimle karışıyorsa büyük bir ihtimalle karışıyor bence. Onu da şunu da yapabiliriz. Hayvanlardaki gördüğünüz şu makineyi kiralayarak çim ve o yemi, mineralli yemi birleştirerek güzel bir yem oluşturacağız sanırım. Bu da hayvanların verimini etkileyecektir diye düşünüyorum. Bunu hemen kiralık işçiye vereceğim. Bitsin kendisi. Daha sonra arkasından Class traktöre büyük bir ihtimalle namlu yapıcıyı koyarım. Onun arkasından da ben de Fend traktörle toplama işlemine başlayacağım. Şöyle bunu başlatalım. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Siz de görebiliyorsunuzdur umarım. Bakın. Tam bu satın alma yerinin çatısında bir tane çerdüver var. Yanlış görmüyorsun. Evet bir çerdüver var. Bu bizim toplayıp da 1000 dolar veren, 1000 euro veren parçalardan. Onu nasıl alacağız acaba oradan ya? Oradan almanın bir yöntemi vardır. Ya yemin ederim size ilk defa gözüme çarpıyor. Bakın o kadar oynuyorum ben bunu. Yani ilk defa gözüme çarpıyor. Ki bence büyük bir çoğunluğun da gözüne çarpmamıştır diye düşünüyorum yani. Hiç kimsenin aklına gelmez orada öyle bir şeyin bulunması. Şöyle bunu da otomatik şoföre vereceğim. Tamam bakın gördüğünüz gibi bu da otları bir araya topluyor. Yükleme vagonunu biraz daha büyük tutabilirdik ama yani kirası fazla bunun da bu sefer ya. Bilmiyorum şu an bütün parayı böyle tasarruflu harcayasım geliyor çünkü yani biyogaz tesisi kuracağız. Bu tesisi kurmak için de yani çok fazla bir paraya ihtiyaç var. Öyle hiç kolay değil ben size söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bu seriye göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Ben de size layık olabilmek için her gün daha kaliteli, daha güzel videolar, içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Lütfen siz de bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Arkadaşlar çim biçme işlemi bitti. Ayrıca hayvanlarımızın da yemi doldu. Bakın onu da şöyle göstereyim. 60 ton full kapasite. Şimdi şu çim biçme makinesinden artık kurtulabiliriz. Şunu şöyle dön diyeceğim. Tamamdır.
Biz namlu yapıcının bir işi vardı. Onda şu an gerek var mı? Bir şurası kalmış. Şurayı da toplasın. Daha sonra bunu da iade edelim. Ayrıca vagonumuzun içerisinde de gördüğünüz gibi 9 ton da çimimiz bulunuyor. Bunu da götüreceğiz. Koyunlarımızı dökeceğiz artık. Bu videoda bir de şeyi söylemeyi unuttum. Bakın bu videoda küçük mandıramızı satacağız. Yani ondan kurtulmamız lazım artık. Gerçekten ekstra bir uğraş. Başka hiçbir şey değil. Çünkü 250 tane koyun bizim işimizi çok rahat görüyor arkadaşlar. Bize yeterli kadar yapay da veriyor. O yüzden gerek yok diye düşünüyorum. Birazdan şurayı bitirince gidelim arkadaşlar, onu satalım artık. Hatta şöyle şunun namlu yapıcıdan da kurtulabilirim. Dön diyeceğim. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şu an bu yükleme vagonuyla da işimiz kalmadı. Bütün çimimizi topladık. Samanı biz balya yapacağız. Görünen o ki, çünkü iki ambarımız da doldu yani şu an için. Samanı balya yapacağımız için arkadaşlar balya makinalarından şu küçük olanı kiralamıştık geçen de. Bayağı da bir sıkıntı yaşamıştık. Şimdi şu büyük olanlarından bir tanesini kiralayacağım. Balya yükleyiciler kısmından da şunu kiralayacağım. Daha sonrasında bu balyaları da şöyle güzel bir yere iskif ederiz. Elimizdeki mineralli yemle birleştirebiliyorsak onu şu makinede birleştirebiliriz, biliyoruz büyük ihtimalle. Şundan. Bu makineyi kiralarız. Bu makinede birleştirir. İneklerimize dökeriz. Artık nasıl bir katkı sağlıyor bilmiyorum. Onu da dediğim gibi ilerleyen süreçte göreceğiz. Şu an için zaten süt de vermedikleri için bir şey göremeyeceğiz yani. Herhangi bir gelirlerini göremeyeceğiz. Şimdi şu zamanı bir ileri alalım. Arkadaşlar zaman Ağustos ayına kadar ilerlettik. Gördüğünüz gibi buğdayımız oluştu. Hemen şu buğdayı bir hasat edelim. Arkasından biz de balya yapmaya başlayalım. Şimdi bunun balya destesini nasıl açacağız abi şimdi biz? Saman yığınını etkinleştir. Evet. Saman yığınını etkinleştir. Önceden devre dışı bırakıyorduk çünkü bizim işimize gelmiyordu. Şu an biz bunu etkinleştirmemiz lazım. Çünkü ineklerimiz var artık. Arkadaşlar biz de bu sırada şu mandıra bir satalım. Size geçen bölümde söylemiştim ben burayı gözden çıkardım diye. Şimdi bu mandırayı satacağım. Bunun olduğu yere daha farklı planlar kurabiliriz. Belki buraya bir garaj yapabiliriz artık. Kaç bölümdür biz garaj yapmaya çalışıyoruz. Sat 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 sat. Tamamdır. Hayvanları sattık gördüğünüz gibi. 178 bin euro paramız oldu. Şimdi inşaat bölümüne girelim abi. Burayı da satalım. Ne kadara satıyor? 36 bin euroya. Yeter. Yeter. Şimdi hemen peyzajla burayı da bir güzelce düzenleyelim abi. Boyayalım. Oh, tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Benim adamdan dolayı büyük bir ihtimalle biz orayı boyayamıyoruz. Şurası kaldı. Neyse, o da çok sıkıntı değil. Daha sonra şuradaki kök kazıyıcı aletiyle şuradaki kökleri kazmamız gerekecek. Onu da hallederim. Hiçbir problem yok. Eğer şöyle güzel bir traktörü de indirimde denk getirirsem bu Class'ı satmayı düşünüyorum. Ya Fenty ya Class'ı birini satacağım, değiştireceğim. Bir videoda ikisini de değiştirebilirim. Yani böyle bir durum da olabilir. Yani o yüzden takip etmenizde fayda var videoları. Yani çiftlikteki her gelişmeyi kaçırmak istemiyorsanız videoları takip edin arkadaşlar. O bildirim zilini açın. Yani YouTube size bildirim atacaktır ben video yüklediğimde. Ki ben de her gün aşağı yukarı saat 19'da videolarımı hazır hale getirmeye çalışıyorum. Bazen atamıyorum işten dolayı. 9. Yorumlarda çoğunuz arkadaşlar hani seraları çoğalt abi, nasıl olsa otomatik satış var, otomatik sulama var. Hiç uğraşmıyorsun, para hilesi gibi demişsiniz. Yani katılıyorum size, gerçekten çok kolay ama yani benim bu oyunda amacı para değil. Yani ben bütün sektörlere giriş yapmak istiyorum. Mesela üzüm de ekeceğim, biyogaz tesisi de kuracağım. Daha sonrasında enerji santralleri de kuracağım. Yani hepsinden yapmak istiyorum. Ben oyunu komple yapabileceğim her şeyi yapmak istiyorum. O yüzden uğraşıyorum. Yoksa ben para kazanmak istesem bugün kredi çekerim. Yani 8-10 tane daha şey alsam, güneş enerji paneli alsam büyük bir ihtimalle oyunu hiç borca girmeden bütün her şeyi alabilecek pozisyona gelebileceğimi düşünüyorum. Bu arada balya makinesini buraya çıkardım. Biçer biraz bitsin arkadaşlar. Çünkü sürekli arkasında gidiyoruz. Bu sırada biz de şey yapabiliriz yani şuradan balya yükleyiciyi kiralayıp balyaları bir yandan yüklemeye başlayabiliriz. Diyeceksiniz şimdi fen traktör ver abi, onun nereye gitmeden, yani gerek yok. Traktör hem hızlı hem de güçlü arkadaşlar. O yüzden hep bunu kullanasım geliyor. Ara ara tamir ettiriyorum ben bunu. Siz fark etmiyorsunuz belki ama.
B'ye basıyoruz. Direkt çalışıyor zaten. Hop atıyor içine. Çok güzel. Bakın çok fazla balya da yok fark ettiyseniz. Yani en fazla 10 tane. Balyaları topladık. 11 tane balya olmuş. Hatta şu makinenin arkasındakini de sayarsak 12 tane. Yani tarlanın yarısını biçtik neredeyse. 12 tane balya çıktı. Yani küçük balya makinesi olmuş olsa şu an kum gibi her yer balyaydı. Ama çok şükür ondan kurtulmuş olduk. Ama bu da bunun da kirası da biraz var yani. Birazcık terletti bizi. 8.000 euro az değil. Bu arada videonun süresi 1 saati geçti arkadaşlar. Ama siz büyük bir ihtimalle bu videoyu 15 dakika olarak seyredeceksiniz. Hani videonun süresiyle alakalı benden bir talebiniz varsa bunu yorumlar kısmında belirtirsiniz. Ben de size ona göre içerik üretmeye çalışırım. Mesela abi daha uzun olsun dersiniz, ona göre bir video hazırlarım. Daha kısa olsun derseniz ona göre bir video hazırlarım. Yani siz isteklerinizi belirtin. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışayım arkadaşlar. Bu şekilde haberleşelim. Yani yorumlar kısmında birbirimizle alakalı isteklerimizi belirtelim. Mesela ben sizden her videoda bir like istiyorum yani. Siz de bu şekilde benden isteklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Arkadaşlar diyorum ki balyayı buraya boşaltalım. Daha sonrasında yem karıştırma makinesiyle geldiğimizde bunu yem karma makinesinin içerisine burada atarız. Atabiliyorsak artık nasıl oluyorsa bilmiyorum. Onun da çalışma mantığını ama büyük bir ihtimalle buradan böyle kendisi otomatik alıyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar balyalama ve balya toplama işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi bütün balyaları buraya getirdim. 33 adet balyamız çıktı. İnşallah bunları yem karıştırma makinesiyle verebiliyoruzdur. Yani yoksa bunları buradan taşıyamayız. Çünkü bunları kaldırmaya çalıştığında nesne çok ağır diyor. Yani süper insan modu var ama onu da yüklemedim. O yüzden kaldıramıyordu. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğer yine olmazsa biz bunları palet yükleyicilerle falan ya koyunlara veririz ya da ineklere veririz. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben videoyu kapatıyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.